Şu an Isparta'nın Yenişehir Bademli ilçesindeyiz. Burada TOKİ ile ilgili konuları Başkanımız Mustafa Erdem'e soracağız. Başkanım, TOKİ ile ilgili konuları bize bir anlatır mısınız? İlçemizde TOKİ ile ilgili çalışmaya başlattık. İlçemizde buradan bizi dinleyen arkadaşlarımıza da şunu iletelim. Bir anket formumuz var TOKİ ile ilgili. Bu TOKİ'nin 2013 yılı için nüfusu 40 binin altında olan yerleşim birimlerinde toplu konutun talebinin belirlenmesine yönelik bir anket. Bununla ilgili formu biz vatandaşlarımıza dağıttık ve internet ortamından da vatandaşlarımıza paylaştık. Bunu doldurdular. Şu an itibariyle 130 konut talebinde bulunan Yenişehir Bademli vatandaşımız var. Bunları biz Toplu Konut İdaresi, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na götüreceğiz. Kaymakam Bey'le birlikte beraber götüreceğiz. İlçemize 130 konut, işte 8-9 blok apartmandan oluşan bir site yapma çalışmasını başlatacağız inşallah. Bu da işte Ocak ayının içerisinde falan herhalde gerçekleşir. Mart ayında bunların işte yasal prosedürünü tamamlarız. Zaten bununla ilgili olarak bütün arkadaşlarımızla paylaşıldı. Ben buradan da tekrar söyleyeyim. Yani tercih olan konutlar 2 oda 1 salon ve artı 3 oda 1 salon tercihleri var. 2 oda 1 salon 80-85 metrekare olacak. Bunların da işte birim fiyatları 80-85 bin lira gibi bir para tutarında olacaklar. Bu 80-85 metrekare konutların %12 peşinatı, %12 sözleşme imzalandığında %12 ödenecek. %12'si ödenecek. Bu da işte 10-12 bin lira gibi para tutuyor. Peşinatıyla beraber 4000 lira da peşinatı var. 180 ay vadesi. Bu vadede konutlar bittikten sonra başlayacak. Tamam mı? Yani 15 yıl. Ancak 100 metrekare konut, 3 oda bir salon ve işte 130 metrekare olan sosyal konutlardan talep edilirse bu konutlarda ödeme vadesi 10 yıl, 120 ay. Ödeme şekli de bunların işte %15'ini peşin ödeyecek. İşte metrekaresi 1000 liradan hesap ediliyor. İşte 100 metrekare konut 100 bin lira, 130 metrekare konut 130 bin lira. 130 bin liralık bir konut talep ederse vatandaşımız 130 bin liranın %15'ini peşin ödeyecek. Bunu da sözleşmeyi imzaladıktan 4 ay sonra ödemeye başlayacak. Konutlar yapımı devam ederken ödemeye başlayacak ve 10 yıl içerisinde de ödeyecek. Yani 100 metrekare ve üzerindeki konutların ödeme şartları birazcık daha ağır. Tabii ki bu tercih meselesi. Daha geniş evlerde oturmak isteyen arkadaşlarımız, vatandaşlarımız buna katlanacaklar ve bunu bu şekilde ödeyecekler. 80 metrekare konutlar daha bir ödeme koşulları açısından daha bir uygun. Tabii burada başvuruş sahibi 25 yaşın üstünde olacak. Ondan sonra gelirleri 2600 liranın altında ve 2600 liraya kadar olan gelir grupları müracaat edebilecekler. Daha üst gelir grupları müracaat edemeyecekler. Ve işte üzerlerine herhangi bir konut kaydı olmayacak Yenişehir Bademli'mizde. Bütün bunlara haiz olduğu zaman TOKİ'yi başlatacağız. Yer olarak da, TOKİ'nin ilçemizdeki yeri olarak da mevcut şu andaki jandarma karakol binamızın ya da işte tesisinin bulunduğu arsanın güney cephesi, yani Kurcuva tarafına bakan ya da Göl Konak Köyü tarafına bakan cenahıyla güney batısındaki bulunan arsa. Bu arsa hazine ait olan bu arsa 13 dönüm ve belediyemize ait olan bir yer var. Toplamda işte 16 dönüm bir yer arazi üzerine bu konutları yerleştireceğiz. Orada işte 8 blok apartman olacak. Bu 8 blok apartmanda 128 konut olacak. Ve işte artırılarsa işte 1 blok daha apartman daha yapılabilir. İşte 9 blok apartman olur. Her bir apartman iki bitişik nizam esasına göre önlü arkalı cepheli gibi düşünüyoruz. Tabii ki o proje aşamasında onlar da değişebilir. 16 tane daireden oluşacak bir bina. Ondan sonra dörder katlı olacak. 12,5 metreyi geçmeyecek. Milli Park Genel Müdürlüğü'nün işte bize vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda belediye imar planımızda da bunu belirledik zaten. Daha önce yüksekliği serbest bırakılmıştık. Bunu Milli Parklar Genel Müdürlüğü kabul etmedi. Şimdi bu değişikliği yaptık. Yükseklik 12,5 metreye geçmemek şartıyla Yenice mahallemizin hudutlar içerisinde bulunan jandarma karakolunun işte güneyine bu konutları yapacağız. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.
Başkanım bir de bu TOKİ'nin gelmesinin Yenişehir Bademli için artıları nedir? Yenişehir Bademli'mizin nüfusuna doğrudan hükmedecek. Burada tabii ki bu 130 konut ikişer kişi otursa ne yapar? 260 kişilik bir nüfus artışına sebep olacaktır. Burada oturan, ikamet eden nüfustan bahsediyoruz. Tabii ki bizim ilçemizin nüfusu işte 9-10 bin civarındadır ilçe buraya nüfus kaydı olarak, yani Yenişehir Bademli kütüğü olarak. Ama tabii burada ikamet ediliyor. Birinci adresi burası olmayan vatandaşlarımız var. Dolayısıyla birinci adresi burada olan bugün itibariyle 2 bin civarında bir vatandaşımız var. Tabii ki bu 260 gibi bir rakam, en az minimum bu kadar bir rakam bir nüfus artışına sebep olacak. Tabii bu yazlık olarak kullanılma eğilimi var. Burada Yenişehir Bademli'de bunlar edinenlerin işte bir 6-7 ay işte mütemadiyen sıklıkla kullanılacak bir durum var. Bunun dışında kalan süreçte de zaten burada mesleki okulumuz var. Bunların müthiş bir şekilde bir ev talepleri var. Bu çocuklarımızın işte burada kirada kalıyorlar. Bunlar daha bir muntazam evde, kaloriferli, işte muntazam bir yerlerde ikamet ettirmiş olacaklar. Onların da işte öyle kira, yani konut ihtiyacını karşılanmış olabilir. Yani isteyenler tabii kiraya verebilirler, istemeyenler işte kendileri de oturabilirler, 12 yıl oturabilirler, muntazam işte TOKİ standartlarında evler olacak. Dolayısıyla getirileri vatandaşlarımızı Yenişehir Bademli'ne çekmiş olacağız. Daha bir şehir görünümlü olacak, daha bir işte burada hısım akraba, sosyal ilişkilerimiz daha bir sıkı olacak, daha bir kalabalık olacağız. Bundan daha kötü bir şey mi? Yani bundan daha iyi bir şey var mıdır yani? Yoktur.